Hepinize merhabalar efendim. Hayat Mektebi'ne hoş geldiniz. Bugün de Hayat Mektebi'nde Rabbim bize ne duymayı nasip etti, ne öğrenmemiz gerekiyor bunlara bakacağız inşallah. Çok değerli eğitimci, yazar, konuğum Zeki Bulduk Beyefendi ile. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Salih Hanım. Efendim bazen hayatımızda öyle insanlar oluyor ki duruşuyla, sözleriyle, yaşayışıyla bize Allah'ı hatırlatıyorlar. Bize işte insan olmak böyle bir şey. Keşke ben de böyle olabilsem. Ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar iyi davranıyor, ne kadar doğru bir duruşu var dedirtiyor. Ve bu insanlar yaşlanıyor, vefat ediyor. Ve onların yaşadıkları hala insanları, yaptıkları insanları etkilemeye devam ediyor. Sizin de hayatınızda size belki yön ve istikamet, belki bir duruş, belki dil üslup kazandıran ve Allah'ım iyi ki beni bununla karşılaştırdın, iyi ki ben bu örneği gördüm diyeceğiniz eminim pek çok hatıranız vardır, anekdotunuz vardır. Bazen anne babamız, bazen çevremizdekiler bize bunu söyletebiliyorlar. Sizin de aklınıza gelen doğaçlama, bu tarz anlatabileceğiniz değerli paylaşımlarınız varsa istirham ediyorum. Salih Hanım, öyle hoş bir giriş yaptınız ki şimdi Allah'ı hatırlatan dediniz, öbür taraftan hayatınızda iz bırakanlar dediniz. Yani öyle bir seri başladı ki zihnimde, yani hangisini tutup çekeceğimi karıştırdım. 31 yaşındayken bir dostumu kaybettim ben, Murat Burucu. Allah rahmet eylesin. Murat hayatımda çok ciddi izler bırakmış bir dostumdur. Yani zaten akrabalarımızdan, öğretmenlerimizden, mahallemizdeki insanlardan tabii ki iz bırakanlar vardır. Ama hayatta arkadaşımız çok feci izler bırakır. Yani feci kelimesini kullanmayayım ama derin izler bırakır. Farkına bile varmayız. Yani aynen. Hani arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demişler. Evet. Öyle buyurmuşlar. Evet. Şimdi Murat rahmetli Allah'ı hatırlatan deyince aklıma o geldi. Yoksa dedemden girmeyi planlıyordum aslında. Evet, evet. Murat bir gün şeyi anlatmıştı. Zeki demişti, yeni evlenmiş bir genç çift. Onları ziyarete gittim. Orada bir misafirleri vardı ve Allah'tan bahsettikçe bu yeni evli çift ağlıyordu. Ay. Yani ne zaman Allah derlerse bu genç çift ağlıyordu. Şimdi Murat bunu böyle anlattı ama ben de oradan kendime bir şey aldım. Yani hep o iki genç ağlıyor. Yani o kadar enteresan bir şey ki birçok kişi için belki de bir şey ifade etmiyor. Gençler ya 20-25 yaş aralığında düşünün insanlar keyfine bakarlar, gezerler, oynarlar, dünya nimetinin tadına bakmak isterler. Ama öyle kullar da vardır ki işte Allah dediğinizde kalbi ağlar, gözü ağlar, geldiği yeri hatırlar. Bu muhteşem bir şeydi. Şimdi biz Murat'la aynı periyotta birleşebiliyorduk. O yüzden o 30-31 yaşlarında vefat ettiğinde ben üzüldüm. Bana Allah'ı hatırlatacak bir dostum gitmişti. Evet biz yaramazlıklar da yaptık. Biz birbirimize bir şeyler de öğrettik. Gençler babalarından öğrenmediklerini, öğretmenlerinden öğrenmediklerini arkadaşlarından öğrenirler. Aynen. Abes saydığımız, olumlu saydığımız, olumsuz saydığımız ne varsa. Şimdi biz Murat'la birçok şeyi paylaştık. Başka insanlara anlatamayacağımız dertlerimiz de oldu. Ama bakıyorsunuz Murat onu bana hediye etmek için belki de geldi. Evet, birçok şey yaşadık diyorum ya. Biz birlikte kaza da yaptık. 250 Java motorla Emniyet Müdürlüğü'nün işte şeyine çarptık. Güvenlik birimine çarptık. Oo. Sağ olsun babası geldi bizi oradan kurtardı götürdü. Bir şey olmadı. Motor kaza yaptı işte. Emniyetin camları indi filan. Şimdi bakıyorsunuz kala kala ne kaldı? O kalmış. Biz o motorla Kayseri asfaltında 140 kilometre hızla gidiyorduk. Belki düşüp ölebilirdik. Ama o hepsini elediğinizde o anlattığı hikaye iz bırakıyor. Şimdi hikayenin başına dönersek eğer. Evet. Hikayenin başında tabii ki rahmetli dedem var. Dedem benim roman kahramanımdır, hikaye kahramanımdır. Maşallah. Bozkırın Atları Yaman Ölür kitabında da, Göçlü Kervan'da da ben dedemden bahsettim. Direktmen ismini vermeyerek. Çünkü esinlendiğim kişi oydu. Dedelerimiz yani tırnak içinde söylüyorum başka bir Allah'a inanıyorlardı. Biz maalesef
uydurulmuş bir Allah'a inanmak zorunda kaldık belki, bilmiyorum. Yani kitapların yazdığı, birilerinin dayattığı. Ali Ayçil abimiz bana şey demişti, Zeki demişti, ben anamın Allah'ına inanmak istiyorum demişti. Şimdi anamın Allah'ı dediği inançtaki Allah ile bizim gördüğümüz medyanın, siyasetin, reel politiğin anlattığı Allah başka bir yere gidiyor. Anamın Allah'ı demişti, çok saf. O kadar saf ki yani bunun içerisine herhangi bir hesap katamazsınız. Ben kendi anamın Allah'ını düşündüm Ali Ayçil bunu dedikten sonra. Annem kahırlı bir kadındır, dertli bir kadındır. Gelinlik yaşamıştır. 18-19 sene kayınpederiyle aynı sofraya oturmamıştır. Yani eski gelinlikler hakkında bilginiz vardır. Evet var. Kolay değildir yani o insanların oraya gelmesi. Ya da ninem kadın kendi yaptığı tereyağı yiyemeyen kadınlardı, gelinlerdi bunlar. Saklanırdı ana kadın. Sandığın içerisine onların yaptığı tereyağı, yoğurdu saklardı, yiyemezlerdi. Kuru ekmek yiyip su içen insanlardı. Şimdi anam kahırlı bir kadın ama namazı terk etmedi. Bakın dizlerinde çok sorunları vardır. Omzunda hastalığı bitmez. Hiç bitmez. İşte başına taş düşmüştür, röntgen çekilmeye gitmemiştir mesela. Oradan sıkıntıları vardır. Ama bütün o vücudundaki arızalara rağmen, öfkesine rağmen namazı ve orucu bırakmamıştır. Her aradığımda Ramazan'da ne yapıyorsun ana? Orucum yavrum der, dinç gelir sesi. Normalde dinç değildir sesi. Evet. Ve şunu söyleyeyim tırnak içerisinde, annem dindar bir kadın değildir. Toprakla uğraşan, bizimle uğraşan, bizleri yoğuran bir kadındır. Yani bir ayet, bir hadis belki bilmiyordur. Ama anamın Allah'ı diyoruz ya, onlar şifahi olarak Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatma'yı, Hazreti Ayşe'yi öyle bir dinlemişler ki. Ebem kadın rahmetli, ben okula giderken, okul dediğim Kırşehir'e gidiyorum. Köyün arabası geliyor işte. İzne gelmişim, izinden giderken oturttururdu. Dünyanın en kıymetli o 5 dakikasını yaşatırdı bana. Araba köyün içinde dolanıyor, bizim kapıya gelecek, oradan beni de alacak. 4 ay ya da 5 aylık Kırşehir'e gideceğim. Evet. Ninem kadın otuttururdu, tuz çevirirdi. Şimdi tuz çevirmek batıl bir eylem. Tamam, kabul ediyoruz ama kadın öyle bir tuz çevirirdi ki ben şeyi hissederdim. O ettiği dualar vücudumdan içime giriyordu. Yukarıdan içeriye giriyordu. İşte tuzu çevirirken başımıza, alnımıza dokunur, buralara dokunur. Şimdi testis gibi görünüyor ama o dokunma esnasında dualar okurdu. Dualar okur, en sonunda da şunu derdi. Bu el benim elim değil, Hazreti Fatma anamızın eli derdi. Onlar tabii köylü değil, Fatime anamızın eli derlerdi. Evet, evet. Yani şimdi onu dediğinde ben Kırşehir'e giderken yalnız gitmezdim. Fatime anamız da benimle gelirdi. Hazreti Ali benimle gelirdi. Hazreti Hamza benimle gelirdi. Ne bileyim, köyden okula gitmeyen arkadaşlarımın bütün hayalleri benimle gelirdi. O yüzden şimdi annemden, dedemden ve ebemden bahsettim. Dedemin izleri acayiptir. Belki garip gelecek. Yolda gelirken aklıma geldi. Türkiye'de dindar olarak sınıflandırdığımız insanlar birileri tarafından sanki hiç soru sormadan dine inanmışlar gibi algılanıyor. Hiç kaygılarımız yokmuş, hiç endişelerimiz yokmuş gibi algılanıyor. Çocuk kafamla dedem namaz kıldıktan sonra tuttum. 7-8 yaşlarındayım. O klasik soruyu sordum. Ya dede dedim, yani bizi Allah yarattı da Allah'ı kim yarattı? Dedem tabii bu konulara çalışmamış bir insan. Hakiki inanmış insan evet. Yani. Öyle sorularla işi olmaz. Allah var ve inandık diyen insanlar. Benim için diyorum ya, anamın Allah ifadesi bu aslında. Allah var, inandım deyip de hiçbir şeye şeksiz şüphesiz yürüyen insanlar. Dedem selam verdikten sonra yapmıştım. Daha duayı etmemişti. Böyle elini yüzüne sürdü. Benim soruyu duydu. Şöyle etrafa bir baktı. Bir terlik buldu, bana geçirdi. Şimdi bu muhteşem bir cevap benim için. Kim ne derse desin. Yani birileri çıkıp bunu yorumlasın. Umurumda da değil. Bu adamın verebileceği cevap buydu. Yani gücün yeteceği soruyu sor. Peşinden gideceğin soruyu sor. Belki de bu sorunun cevabı buydu.
dedem cevabını almıştı ve beni ikna etmek zorunda değildi. Hani böyle kaygılarımız var ya, birilerini ikna etmek. Büyüklerden birisi diyor ki, 1000 tane şüphen mi vardı da 1000 tane ispat geliştirdin diyor ya. Evet. Şimdi ne bileyim, ben hafif şeyler öğrendim ama bu hafif şeyler o kadar kıymetliydi ki. Hani yükte hafif, pahada ağır dediğimiz. Evet, evet. Ben ilk eğitimimi dedemin bana anlattığı cenk hikayelerini dinleyerek büyüdüm. 1979 yılında evimize televizyon girdi ve ben şimdi pişmanım. O girdikten sonra cenk hikayeleri azaldı. Her gece Hazreti Ali'den, Ahmet Horasani'den hikayeler anlatırdı. Bakın bu adam ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu. Evet. Ama gittiği geldiği yerlerden duyduğu bu hikayelerle bize Hazreti Ali'yi sevdirdi. Efendimiz'i sevdirdi. Dışarıda kalmış birileri olduğunda 50 haneli bir köydü köyümüz. Satıcılar gelirdi traktörle ya da at arabasıyla. Kavun satıcıları, elma satıcıları, üzüm satıcıları. Evet. Bunlar artık geç olduğu için köyden gidemezler. Caminin dibinde dururlar. Yatsı namazından sonra onları götürecek birisini ararlar. İşte dedem de hasbelkader o gün camiye gidememişse, biraz rahatsızsa, bir bakardık köylülerden birisi yanına almış işte bir traktör, geliyor. Hacı emmi, bu akşam misafirim var derler. Ay ne güzel. Dedem hiç gocunmazdı. Efendim buradan da anlaşılıyor ki sizin dedeniz bulunduğu çevrede o oradaki satıcıları ağırlayan birisi olarak biliniyor. Evet. Hiç tekliflisiz onun evine getiriliyor. Yani sürekli yaptığı bir şey olduğu için kimse de sormaya ihtiyaç hissetmiyor. Tabii, tabii. Bu ne kadar güzel bir ahlak. Bu ne kadar güzel bir hani toplumsal bir imaj. Çok öyle. Takdir edilecek bir şey maşallah. Dedem rahmetli, daha önceden onların kervanları vardı. Maraş, Antep taraflarına giderler, yük taşırlardı. Bize maalesef o develerin eğerleri ve çanları kaldı. Develeri göremedik. 13-14 tane devemiz varmış. Hmm. Bunlarla giderler, katran taşırlarmış. Tenekeler içerisinde pamuk getirirlermiş. Yani bir şey götürüyorlar, başka bir şey getiriyorlar. Şimdi gezen bir insanmış. Bir keresinde tarla sürülürken traktörden düşüyor, omzu çıkıyor. Tabii biz çocuklar korktuk. Omzu çıkan insanın öleceğini zannediyoruz. Ağlıyoruz bir kenarda. Amca kızımız Fatma gelmişti, bize sarılmıştı, bizi yatıştırmaya çalışıyor. Ebem de şey demişti, ebem kadın, kolay mı demişti, 9 köyün direği devrildi demişti. Oo. Yani o kadar yerde hatırı olan bir insandı. Hay maşallah. Hakikaten hatırlı bir insandı. Hatır gönül bildiği için ve hiçbir zaman niye bana getiriyorsunuz demezdi. Kendisi giderdi, bazen haber alırdı. İşte kimse getirmemiş, caminin yanında bir tane satıcı var. Çerçi deriz biz, evet, onlara. Evet, çerçi biliyorum. Çerçi var. Giderdi kendisi zorla o çerçiyi getirirdi. Ve o çerçilerden dedem rahmetli olduktan sonra da bize gelenler oldu. Gelirlerdi, kalmazlardı. Bir çuval karpuz bırakırlardı. Bir çuval kavun bırakırlardı. Yani dedemin bir şekilde ecri devam ederdi. Hep gelirlerdi, halatır ederlerdi. Ben geçen bayramda, Kurban Bayramı'nda çocuklarımı aldım, eşimi aldım. Çiçek Dağı'nın bir köyüne gittik. Bunlar bilmiyorlar tabii nereye gittiğimizi. Gittiğimizde çok güzel oldu. İki tane yazar kızımız var bizim orada. Maşallah. Funda ve Gülşen kardeşler. Kitapları var. Çok güzel kitapları da çıkıyor. Maşallah, ne kadar şimdi güzel. Eşim onlarla tanıştığı için, Zeki madem o köye gidiyoruz onları da görelim. Olur dedim. Ama asıl sürpriz öbürüydü. Dedemin ahbaplarının evine gittik biz. Ay ne güzel olmuş. Çok şaşırdılar. Yıllar geçti aradan çünkü. Dedem öleli 20 sene oldu. Ve ben unutmadım. Çok üzüldüler, ağlaştılar. Kurbandı. İlla dediler et yiyeceksiniz. Yok dedim ya, ben elinizi öpmeye geldim. Dedemin hatırını yad etmeye geldim dedim. Ay ne güzel. Çok mutlu oldular. Bırakamadılar. Şimdi akraba gibiydik. Bizim bakın kan bağımız yok. Evet. Dedem bu adamlarla ne yapmış? Hem hacca gitmiş hem askere gitmiş. Oo. Dedemlerin döneminde güzellik böyleydi. Ne kadar yakın bir hukuk oluşmuş. Tabii. Yani bir arkadaş buldu mu bırakmıyorlar. Biz şimdi garip kelimeler kullanıyoruz. İnsan biriktirmek. Ben anlamıyorum bu kelime grubunu. İnsan biriktirmenin dışında bir şey bu. Yürek almışlar. Aynen. Gönül almışlar. Aynen. Dedemin çevre köylerden zaten asker arkadaşları mutlaka hac arkadaşları da olmuştur. Küçüktüm yine o yaşlarda 7-8 yaşlarında şeye giderdik. Ilıca'ya giderdik. Bakardım dedeler. Hepsi ta eskiden kadim arkadaşları. Beni okula bıraktı işte. Okutması da çok kolay değildi rahmetlinin.
Koyunları vardı sadece. Şehre gitmek bir lükstü. Yani o gaz yağının tüpün sırayla alındığı zamanlar. Evet. 78'ler, 79'lar filan. Beni bir Kürt amcanın dükkanına götürdü. Yani konuşmasından, o kırık Türkçesinden çok iyi biliyorum. Evet. Ve işte köyünün ismini falan söyleyince öyle dedim. Ha, Kürt köyünden dedim. Dedem aldı böyle attı beni önüne doğru. Hacı dedi. Hacı, birbirlerine hep hacı diyorlar. Hacı, evet. Arkadaşları ya. Hani. Evet. Bu dedi senin torunun, benim değil dedi. Tamam dedi ya, o zaman senin işin bitti, git hacı dedi. Dedemi Allah gönderdi. Allah Allah. Hukukun ben, sağlamlığına bakın. Tabii tabii, bir manifaturacıydı. Ben o hacı amcaya utancımdan çok gitmedim ama her gittiğimde cebimi, gözümü, gönlümü doldurdu, bıraktı. Allah Allah. Hiçbir zamanda yani onun hesabı sorulmadı. Büyüdüm, üniversite sınavına gireceğim. Yine böyle yurttan ayrılmışız, bir ev tutmuşuz arkadaşlarla, bir evi geçindiremiyoruz. Evi geçindirmek bir tarafa, yani karnımızı tam doyuramıyoruz. Dedem geldi baktı, hiç işi yok bunlarda. Karınları bile doymuyor bu çocukların falan diye. Beni tuttu, bir toptancıya götürdü. Toptancıya götürdü. Tabii artık genciz ya, biraz daha dik duruyoruz. Böyle eğilmek istemiyoruz. Oradaki kişinin adını bilmiyorum. Eski bir öğretmenmiş. Çok eski öğretmen, bizim köylere gelir gidermiş. Dedi ki bu çocuk dedi ne alıyorsa bana yazacaksın dedi. Hacı amca olmaz dedi. Gelsin alsın dedi. Ben yazmam dedi ya. Bunun dedi alacağından ne olacak? Olmaz dedi. Bu çocuk gelecek dedi ne ihtiyacı varsa dedi, sana da yazacak dedi. Seninki dedi mal mülk dedi kardeşim. Bunun hakkını vermesi lazım. Darda kaldıkça oraya gittik. Alışverişi oradan yaptık. Dedem yani delikanlı olmama rağmen, artık büyümeme rağmen yine arkamdaydı. O yüzden benim kahramanım dedendir. Maşallah, süphanallah. Ne kadar güzel. Öyle. Ne kadar güzel, öyle. Ne kadar sağlam bir duruş. İnsanın yüreğini nasıl yumuşatıyor. İşte böyle olunmalı dedirtiyor. Bu örnekler o kadar güzel ki. Allah rahmet etsin. Amin, amin. Ya ne bileyim, hani malın mülkün çok da önemli olmadığını ondan öğrendim. Benim de dedem babamı evlatlık almıştır. Babam onun yeğenidir, kardeşinin oğludur. Evet. Şimdi bakıyorum, asıl dedemiz ağaydı bizim. Malın mülkü o kadar vardı. Bir rüzgar esti, o mal mülk gitti. Ama dedemin bize yadigar bıraktığı koyunlarımız vardı. O koyunlar evi çevirdi, evi büyüttü. Evin içerisinde neşe oldu. Rızkının peşinde bir adamdı. Derler ki, işte dedem kardeşinden ayrılırken 6 tane koyun vermişler dedeme. Bir tane de taşlı tarla vermişler. Onunla evi geçindirdi. Onunla bizi büyüttü. Okutması çok zordu ama okuttu. Şipir şipir gözünden yaş damlardı. Üzülürdüm ben. İşte akrabalarına teslim etti beni 2 yıl okumam için. Artık bu delikanlı oluyor, ayıp olur, burada durmasın dediler. Haklıydılar. Bir yurda yerleştirecek. Yurda götürdü beni. Dedem 60 küsur yaşında adam. Yurda gittik. 2-3 tane belletmen 20-25 yaşlarında. Şimdi ben tabii o belletmenlere baktığımda nasıl bir görgüleri, nasıl bir bilgileri olduğunu da biliyorum. Tecrübelerinin hiç olmadığını da biliyorum. Dedem onların karşısında şipir şipir gözyaşı döktüğünde içinden kızdım. Dedi ya ağlama şu insanların yanında. Dedem ağlayacak ki benim hayatımın dibine su dökecek. Derdi o. Çok güzel bir ifade. Orada onu yaptı. Dedi ki bu çocuk okumak zorunda dedi. Ve kalacak hiçbir yeri yok dedi. Bakın dedi şu şehirde beni herkes tanır ama kalacak hiçbir yeri yok. Siz okutacaksınız dedi. Bir yurda teslim etti. 4 yıl o yurtta kaldı. Zaten biraz büyüdükten sonra ben 15-16 yaşlarında inşaata gitmeye başladım. İnşaattan kazandığımı bir şekilde o yurtların parası haline getirdim. Biraz yaramazdım. 2 yıl okulu bıraktım. Kulağımdan tutup inşaata götürdüler. Lise 1'den sonra. Burnum sürtüldü, geri döndü. İnşaattan kazandıklarımla okumaya başladım. Yine yurtlarda kaldım. Ama Allah tarafından bir görüntü hiç unutulmuyor böyle. Dedemin o cıncık cıncık gözyaşları. Dedem mavi gözlüydü, enteresandır. İç Anadolu'da çok bulamazsınız ama doğru. Mavi gözlüydü. Ne bileyim, hani ben Yusuf'la Züleyha'yı yazdım. Yusuf'la Züleyha'da biraz mahrem bir bilgidir ama
Derler ki Hazreti Yusuf Süleyha'nın karşısına çıktığında, Süleyha ondan murat almak isteyip de kapıyı kapattığında, üstüne geldiğinde Yusuf'un da gönlü vardı. Böyle bir yorum da yaparlar. Bu Kur'an'da yazmaz, hadiste yazmaz. Ama zaman içerisinde böyle bir yorum da gelişmiştir. Çünkü onun da bir nefsi vardı ve erkekti derler. Derler ki Yusuf maalesef o yolu geçecekti. Ayette biz durdurmasaydık ifadesi geçer zaten. Evet. O durdurmasaydı kısmı için alimler şu yorum yaparlar. Derler ki orada Allah ne göstermiş olabilir? Onu nasıl durdurmuş olabilir? Yorumlardan biri şöyledir. O an nefsine yenilip de Züleyha'dan murat almak istediği anda gözü yaşlı babasının görüntüsü Allah tarafından gösterildi derler. O içinde canlandı derler ve utançla babasının kendi halini göreceğini düşünüp kendisini toparladı derler. Dedemin görüntüsü aklımda hep. Ben çok güzel yerlere gittim. Çok uzak yerlere gittim. Her gittiğim yerde bozkırda atının üstünde bir dedem vardı. Ne güzel. Yani bu dede ümmiydi ama diyorum ya bizi Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı dediğimde terliği bana fırlatan adamdır. Net bir inancı vardır. Yobaz değildir. Yobaz hiç değildir. Çünkü dedemin doktoru bir bayandı. Rahat da bir bayandı. Şakalaşırlardı. Şehre geldiğinde zaten doktora onu ben götürürdüm. Ama aksatmazdı. O hasta haliyle tıpkı anamda olduğu gibi caminin yolunu bulurdu. Orucundan vazgeçmezdi. Dedem vefat ettikten sonra bizim kurbanımız çok çabuk kesilirdi. Dedem hızlı keser, annem hemen çabukça onun derisini yüzerdi, parçalara ayırırdı. Yani namazdan sonra, bayram namazından sonra 45 dakika, 1 saat arasında bizim evde etin kokusu köye dağılmaya başlardı. Böyle hızlı bir şeydi. Ne oldu? Dedem öldükten sonraki ilk kurban bayramı. Geldim, kurbanı kestim. Bekliyorum. Saat 11 oldu. 3 saat geçti. O gün dedim ki, belli dedim, onbaşının hacı ölmüş dedim. Eğer ölmeseydi dedim, biz şimdiye kahvaltımızı yapmıştık ve misafirlerin hepsi gelmişti. Yeah. O gün inandım. Yani dedem evet. Öldüğü gün inanmadım ama kurban bayramında evet. Ona inandım. Çünkü bize gerçekten muhteşem bir sofra sundu. Ben en çok şeyi özlüyorum zaten. Bayram namazlarından sonraki kurulan o safrayı. Orada kavga olmazdı, bağırtı çağırtı olmazdı. Her evde olur, bağırtı çağırtı bir şekilde olur ama orada olmazdı. Dedem toplardı, her şey taze, her şey sıcak, her şey güzel. Yenilenirdik, abdest almış gibi olurduk. Ondan sonra üzüldüm ben. Ondan sonra kurbanlarda kurban kesesim gelmedi. Dokundu bana. Şimdi anam kadın o zor haliyle devam ediyor. Hala hayatta mı? Annem hayatta. Maşallah. Annem hayatta. Fakat dedem rahmetli, ebem rahmetli, ebemin tuz çevirmeleri hep benim aklımda kalacak. Ay, o dualar, içten duaları. Öyle. Halk arasında da koca karı imanı derler. Öyle. O kadar saf, o kadar temiz. Allah rahmet etsin, ne kadar güzel. Elhamdülillah. Yani şimdi biraz önce arada şeyden bahsettik. Hani kahramanları hep dışarıda arıyoruz. Siyasetçidir, bilim adamıdır, ilim adamıdır, film yıldızıdır. İşte bir kabadayıdır, bir delikanlı adamdır, bir güzelliktir. Tarihten, romanlardan bir kahraman. Kahramanlar yanımızda. Kahramanlar hakikaten ana babamız aslında. Bir arkadaşım, üniversitedeyiz, babası iflas etmiş. Anlatıyor, dertleşiyoruz. İsmini vermediğim için hakkını helal etsin zaten. Onunla ilgili özel bir bilgi bu. Zeki dedi, babam dedi giderdi dedi ama dedi bir gariplik vardı dedi. Yıkılmıştı ya dedi. Mesela dimdik yürüyen adam artık boynu bükük geziyor. Elbiselerine dikkat etmiyor filan. Allah Allah işe nasıl gidiyor acaba filan diyorum. Bir gün oyun oynuyoruz. Başka bir mahalleye geçmişiz. Bir baktım ki dedi babam dedi başka bir yolda dedi elleri cebinde dedi üzgün süzgün dolaşıyor dedi. Ve o gün anladım ki dedi babam işe gitmiyor. He. Babam işe gidiyor gibi yapıyormuş. Ve bize çalıştığını anlatmaya çalışıyor. Halbuki biz iflas etmişiz dedi. Şimdi baba şeyi göstermek istemez o. Yıkılma anını göstermek evet. istemez. Dimdik durmak ister. İşte dedem son 6 ayında
yatalaktı ama neşeliydi. Yani üzerini değiştiriyoruz abimle. Şeydi, gülüyordu. Yani ne olacak lan keratalar, evet. Bunca yıl ben size baktım, ne olacak 3 günde siz bana bakacaksınız. Allah fazla yatırmadı. Evet. Öyle pis de olmadı. Hakikaten muhteşem bir şeydi, neşeliydi. O haliyle bile bize eziyet vermemeye çalışıyordu, yükü hafif tutmaya çalışıyordu. Ne kadar güzel bir şey. Öyle. Kimi insanlar vardır, Allah cümlemizi öyle olmaktan korusun, yük olurlar gerçekten. Hani fiziki değil ama psikolojik manada. Kimileri de vardır bulundukları pozisyondan bağımsız olarak duruşlarıyla, bakışlarıyla, muhabbetleriyle, teslimiyetleriyle insanın yükünü alırlar. Rabbim onlardan eylesin cümlemizi inşallah. Amin. Peki efendim, Allah razı olsun, bu anlattığınız bilgiler çok kıymetli, çok değerli. Rabbim bize de sağlam bir ahlak, sağlam bir edep inşa etmemizi nasip etsin. Ne zaman bu dünyaya veda edeceğimizi bilmiyoruz. Ve insan öğrenen bir zihne sahip oldukça ve ben Allah'a yakışır bir kul nasıl olabilirim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakışır bir ümmet nasıl olabilirim dediğinde Allah öyle bir bize algı nasip etmiş ki bizim aradıklarımızı gösteriyor bize. Var olan bilgiler içerisinden. Mesela sorduğum zaman dediniz ya buraya gelirken başka bir şeyden başlamam gerekiyordu diye. Benim arayışım size düşündürttü. Evet. O yüzden de hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır diyoruz. Peki efendim, öğrencilerinizden bazen insan, benim mesela yol öykülerim vardır. Yollarda beni çok etkileyen bilgiler edinmişimdir. Sizin böyle hani ailenizin dışından birileriyle yaşadığınız ve zihninizde canlı olan, sizi olumlu etkileyen hatıralarınız var mı acaba? Saliha Hanım, hakkını yememek istiyorum. Çünkü daha önce programdan önce düşündüm kimler var dedim, mutlaka ismini zikretmem gereken. Bir, Alaaddin Şahin öğretmenimi ben zikretmek zorundayım. Lise edebiyat öğretmenimdir. Bomba gibi bir adamdır. Maşallah. Alaaddin Şahin aykırı görülen bir insandı. İşte bıyıkları sünnete uygun değildi, namaz kılardı. İşte diğer cemaatler içerisinde bu İrancıdır filan dedikleri bir tip. Ama bize Nikos Kazancakis'i, Martin Eden'i öneren adamdır. Yolda yürüyoruz işte. Ölümde 2 tane delikanlı konuşuyor Kırşehir Lisesi'nden. Aradaki bir çocuğa şey diyorlar. Ya diyorlar, bu hoca var ya diyorlar, bu aslında gerici, yobaz. Bizim kitapları kullanarak çocukları avlıyor. Yani sosyalist kitapları kullanarak falan gibi böyle bir açıklama yapmıştı. Bizim hocamız çok güzel okurdu ve bize okuturdu. Ayrıca derdimizi dinlerdi. Ben 3 yıl onun kapısını aşındırdım. Ben okumaya Alaaddin Şahin'le başladım. Maşallah. O yüzden Allah razı olsun. Bunu yad etmek zorundayım. Ne güzel. O kitapların kapısını, tartışmanın kapısını ve öğrenmenin bitmeyeceği, Allah'ı tanımanın bitmeyeceği, hakikati aramanın bitmeyeceğini o öğretti. Sonuna kadar da devam ediyor. Yani bir şekilde moleküler biyolojiden olsun, beyin ışınlarından olsun durmuyor. Allah'ı anlamak, varlığı anlamak bitirmiyor. 60'lı yaşlarını geçti artık. 60'lı yaşlarında pardon. Fakat o okuma serüveni bitmediği gibi kitaplarla adeta güreşircesine, kavga edercesine okuyan bir insan. Onun okuduğu kitapların altını çizdiği yerlere baksanız delirirsiniz. Allah Allah. Çünkü çok muhteşem bir şekilde şeyi isterdik biz. Hocamızın okuduğu bir kitabı okuyalım. O kadar güzel çiziyor ki size şey kalmıyor. Kılçıkları atıyor, balığı önünüze koyuyor. Fakat zamanla şunu da gördük. Kendi kitabını kendin oku. Aslında bunu öğretmeye çalıştı. Kendi yolunu kendin bul. Onun yaptığı oydu. Atasoy Müftüoğlu'nun da hakkını tevdi edeyim. Onun söylediği güzel bir lafı var. Bize gelmeyin efendim, kendinize gelin. Bunu söylemişti. Onun düsturudur. Evet. Giderdim, görüşürdük. Onun çok ciddi etkisi oldu. Maşallah. Allah razı olsun. Rabbim bu manada toplumu aydınlatan, sağlam bir duruş nasıl olur bunu öğreten ve insanların zihnine güzel izler bırakan İnsanlardan Allah razı olsun. Büyüklerimizden, kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizleri de öyle olanlardan eylesin inşallah. Ha. Peki efendim. Bu manada
bizim hayatımızdaki cevherleri fark etmek, onlara yakın durmak adına bizi seyredecek değerli kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Çevrelerindeki değerleri fark etmeleri, değerlendirmeleri adına. Ben geçenlerde bir yazımda yazdım. İnsanlar yalnızlıktan ve sevgisizlikten ölüyorlar. Kimse imansızlıktan ölmüyor. Kimse dostsuzluktan da ölmüyor. Ama o yalnızlık ve sevgisizlik o kadar arttı ki. Yani kalabalıklar, yığınlar halinde. Ama hepimiz yalnız. Pandemide gördük bir yerde. Ev içine çekildiğimizde daha net bir şekilde, hatta bütün ışıklar üzerimize doğrultulmuş gibi. Ben öğrencilerimden çok şey öğrendim. 20-21 yıldır öğretmenlik de yapıyorum. Maşallah. İlk sene öğrencilerim. Bayramdır, ümittir. Ne bileyim, hepsinin ayrı bir dünyası vardı, ayrı bir güzelliği vardı, burcudur. Şimdi bunlar ilk sene öğrencilerim. Geçenlerde Ramazan Maşallah. Korkmaz diye bir öğrencim karşıma çıktı. Bir güzel bir aracın içerisinde. Bana gülümseyen gözlerle bakıyor, maskeli birisi. Yanında bir bayan var. Anladım, benim öğrencilerden birisi. Yüzünü aç da kim olduğunu anlayayım dedim. Espri yaptı. Yüzümü açmıyor, yüzüm yok hocam dedi. Ay. Açtı baktım Ramazan Kurnaz. Ay Ramazan dedim ya. Senin bir de kardeşin vardı, ikizdiler. Oradan birisi kafasını uzattı. Hocam ben buradayım dedi Fatma. Ay ne güzel. Dedi ki hocam dedi, babamın Kur'an'ından geliyoruz dedi. 50 gün oldu dedi. Koronadan kaybetti dedi. 3 gün, ondan önce 3 gün çok kötüydüm. Yani ruhsal olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Dışarı çıktım, onları gördüm. Gözlerim ıslandı. Zeki dedim, bunlar senin öğrencilerin bak. Ne güzel. Yani o çocuklar bana merhameti öğrettiler. Güzelliği öğrettiler. Rahmetli Fethi Gemikloğlu'nun meşhur bir sözü var. Gözü olana gün ışımıştır diyor. Ya gözümüzün kıymetini bilelim. Etrafa bakalım şöyle ya. Çok güzel bir söz. Öyle. Çok güzel. Yani biz eğer etrafımızdaki güzelliği görmeyeceksek, bakın Allah nasip etti de programa başladığımızda ve ana damar olarak dedemi, annemi ve ninemi anlattım. Murat'ı anlattım. Yani ben size Hallacı Mansur'u anlatabilirdim. Hayatımı alt üst eden isimdir. Hazreti Hüseyin, onu da anlatabilirdim. Haşa, onları anlatmadım, onları anlatmamalıyım, doğru değil anlamında demiyorum ama demek ki temel onlarmış. Evet. Ben o temelin üzerine Alaaddin Şahin'i koymuşum, Atasoy Müktüoğlu'nu koymuşum. Ya. Hazreti Hüseyin'i koymuşum, Hallacı Mansur'u koymuşum. Benim ölümsüz iki kahramanımdır Hallacı Mansur ve Hazreti Hüseyin. Neden çok severim, neden dokunur bilemiyorum. Bilal-i Habeşi işte 80'li yaşlarındayken bir ezan okuyor ve o gün hayatta olan sahabeler ağlaşarak camiye koşuyorlar. Hazreti Muhammed mi geldi acaba diyorlar. Çünkü Hazreti Muhammed öldükten sonra Bilal-i Habeşi ezan okuyor. Ya, şimdi benim hayatım böyle. Bakıyorum, kritik olan yerlerdeki kişileri sevmişim. Yalnız yürüyenleri ve yalnız yürüyüp öleceğini bildiği halde yolundan vazgeçmeyenleri. Evet. Ömrümün hikayesi şeydir mesela. Güya bir şeyh efendinin cehennemlik olduğunu talebeleri anlar. Bir şekilde zuhura tabi olur, rüyada görürler falan. Yani ben hikaye olarak anlatıyorum. Şuna inandım, buna inandım kısmına bakmıyorum. Birer, ikişer talebeler kaçarlar dergahtan. En son bir tanesi kalır. Bir tanesi kalır ve şeyhin karşısında durur. Şeyh bakar, evladım der, arkadaşlar niye gitti der. Şeyhim söylemeyeyim der. Söyle evladım, bildiğimizi söyleyeceksin bize der. Efendim böyle böyle oldu der. Ya arkadaşlarım sizin cehennemlik olduğunuzu gördü ve sizden alacak bir şeyleri olmadığını düşündükleri için gittiler der. Bunun üzerine talebe şeyhe sorar. Efendim peki der, siz cehennemlik olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum der. Peki siz niye dergahı terk etmiyorsunuz der. Gidecek başka yol mu var der. Cehennemi yaratan da Allah, cenneti yaratan da Allah. Yani hangisine verecekse o rızasıyla verecek. Yeter ki versin. Ben bir şekilde bunu kabul ettim. Ve kahramanlarım da öyle kahramanlar. Teslim olmuş kahramanlar. Ve vazgeçebilenler, vazgeçmeyi bilenler. Benim hayatıma dokunan insanlar bir şekilde maddi olarak da, iktidar olarak da çok yere gelebilirlerdi. Gelmediler. Vazgeçtiler. Şimdi bakıyorum, ben de birçok yerde, kritik yerlerde vazgeçiyorum. Ne güzel. Durmamak lazım diyorum.
Çünkü Allah'ın insana sunacağı bir şey vardır. Ben dedemden bunu gördüm. Ona evet evlat vermedi ama torunlar verdi. Bir evlatlık verdi. Bir ömür verdi, bir hikaye verdi. Benim dedemin hikayesi var. Benim dostlarımın hikayeleri var. Benim insanlara tavsiyem. Gözünüz var, daha ne diyeyim ki? Evet. Gözü olana gün ışımıştır. Çok siz güzel. Siz hiç bilmezsiniz. Hani sen ona yüzünü ekşittin diye açık ayet geldi Hazreti evet. Peygamber'e. Neden ona yüzünü ekşitiyorsun? Ekşitmeyeceksiniz. Aynen. Efendim Allah razı olsun. Çok güzel ve çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Gözü olana gün ışımıştır mıydı? Evet. Allah'ım günü görmeyi, gözümüzü açık tutmayı, gördüklerimizden ibret nazarıyla etkilenmeyi ve hayatımızı Allah'ın razı olacağı şekilde doğrultmamızı Rabbim nasip etsin. Örnek olacak şekilde önce nefsimizi eğiterek yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin. Ben teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, bu değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Rabbim ilim amel bütünlüğü versin, ahlak güzelliğinizi daim etsin, hizmetlerinizi daim etsin, istifade eden insanların sayısını çok etsin. Allah razı olsun. Nice güzel eserlerle toplumumuza hizmet etmeye devam edin inşallah. İnşallah. Bir gözüm olduğunu hatırlattınız. Ağlattınız. Sağ olun. Estağfurullah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, bugün de Hayat Mektebi programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya başka bir konuğumla yine güzel şeyler öğrenmek üzere Rabbimden buluşturmasını niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.